Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Ve salat ve selam Rasulüna Muhammed ve alehi ve ashabhi ajamain. Değerli arkadaşlar, Riyadu Salihin adlı eserden kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Bir yeni başlık, kargaşa ve fitne zamanında ibadetin fazileti diye İmam Nevevi bir başlık açmış buraya da bir hadisi şerifi eklemiş. Yani kargaşanın olduğu, fitnenin fesadın olduğu, terörizmin olduğu, Allah vermesin savaşın olduğu dönemlerde veya ekonomik olarak sıkıntının, kıtlığın olduğu dönemlerde ibadet yapmak daha faziletli, daha değerli, daha kıymetli diye bir başlık açmış. Bu başlığı şuna dayanarak açmış şu hadisi şerife. An Ma'kil İbni Yesar'in radıyallahu anhu kâle. Ma'kil İbn Yesar radıyallahu anhu diyor ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu, El-ibâdetu fil herci ke hicretin ileyye. O karışıklık anında yapılan ibadet sanki bana hicret etmek gibi değerli ve kıymetlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün. Mekke'yi mükerremeden i münevvereye hicret etmiş. Ee, artık Mekke'deki müminler, Müslümanların da hicret etmesi gerekiyor. Hicret ne kadar değerlidir ve kıymetlidir? Medine'ye hicret etmek o dönemde ne kadar sevaplı ise karışıklık anında yapılan ibadetler de o kadar sevaptır, değerlidir ve kıymetlidir diyor. Hicretin değerini, kıymetini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var hicreti anlatan, hicret eden insanların ne kadar değerli ve kıymetli iş yaptığını anlatan. İşte karışıklık anında ibadette böyle. Şimdi akıllara gelebilir. Ne nasıl bir alak kurmak lazım diye karışıklıkla ibadetleri. Arkadaşlar karışıklık anı dediğimiz zaman fitnenin, fesadın, efendim işgallerin olduğu dönemlerde insanlar kendi meşgaleleriyle uğraştığı için çoğu zaman ibadet ve taatlarını unuturlar, yapmazlar veyahut da savsaklarlar. için Biraz can derdi, biraz para derdi, biraz başka ne derdiyse artık o dönemde olan dert. O sıkıntıdan dolayı bir bakarsın aksatmıştır insan kendi halini, durumunu. Bunu şuradan anlayın. Allah vermesin karışıklık, fitne, fesat. Şuradan anlayın. Bir insan sağlığında güzel ibadet ve taatlarını yerine getirirken hasta oluyor. Hastaneye düşüyor veya evde yatacak bir hastalığa düşüyor, hasta oluyor. Bir bakıyorsun gidiyor namazlar. Oradan siz biçin bu değerini, biçin yani bu işin. O sebeple karışıklık anında Allah'a daha fazla yaklaşmak gerekiyor. Şimdi burada bir hadisi şerif vardı. Şimdi yeni bir bölüm başlıyoruz. Bölüm başlığı şu: Alışverişle ilgili faziletli davranışlar. Yani ticaret yapıyorsak, alışverişte bulunuyorsak bu hadisi şerifler, hatta iki de ayet-i kerime almış hadisi şeriflerin başına. Bu ayet-i kerimelere ve hadisi şeriflere kulak, kulak kabartmamız lazım. Yani ticaret yapıyorsak, alışveriş yapıyorsak, ölçüyorsak, tartıyorsak, biçiyorsak, efendim, e, taksitli satışlar yapıyorsak bu ayet ve hadislere kulak kabartıp dikkatli bir şekilde dinlememiz lazım. Birinci ayet Bakara suresinden. Bakara suresinin 215. ayeti kerimenin sonu şöyle bitiyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٍ Yaptığınız her hayrı Allah-u Azimuşşan bilir. Yaptığınız her iyiliği Mevla Teala Hazretleri bilir. Bu ibadetler olsun, veya bir kardeşinize, bir insana yardım olsun. Her şeyi Allah Celle Celaluhu bilir diyor. Genel bir ayet. İkinci ayeti de Hud suresinden getirmiş İmam Nebevi. Hud suresinin 85. ayeti kerimesinde Şuayb aleyhisselamın kavmine seslenişini anlatıyor. Ayet şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ Valla tabkhazun nese eşyaa. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Kantarın topuzunu adaletli bir şekilde tutun. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Sattığınız şeyin parasını alıyorsunuz, sonra da eksik tartıyorsunuz. Bunu yapmayın diyor bir ayeti kerime daha varmış. Mutaffifin suresinin birinci ayetinden altıncı ayetine kadar bu konularla alakalı yine. Bakın bu çok çarpıcı ayetler bunlar. Alışverişle, ölçü tartıyla alakalı ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lil mutaffifin. Ölçü ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun. Sure böyle başlıyor. Ölçü ve tartıda Yazıklar olsun ki insanlar hile yapıyorlar. Onlara yazıklar olsun. اَلَّذ۪ينَ اِذَاكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Hileyi nasıl yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar. Kendileri bir şey aldığı zaman çok dikkatli bir şekilde tartılmasını istiyorlar. Sen alıyorsun ya parayı verip alıyorsun dikkat ediyorsun. وَاِذَاكَالُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُكْسِرُونَ Ama kendileri satarken tarttıkları zaman insanlara veya ölçerken eksiklik yapıyorlar. Eksik tartıyorlar. Yani ben zarar görmeyeyim ama karşı tarafa zarar vereyim. Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun li yevmin azim. Ayetin dehşetine bakın. Bu insanlar büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Unutuyorlar mı o günü? Ahirette tekrar diriltilecekler. Yavma yakumun nasul rabbil alemin. Evet o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna duracaklar. Ahireti nasıl unutuyor bu insanlar acaba? Diyor ayetler. Nasıl ayetler? Yani şu Mutaffifin suresinin ilk altı ayeti kerimesini çerçeve yapılsa, bütün ticaret hanelere, iş yerlerine asılsa yeridir değil mi? O kadar kıymetli. Evet hadisi şeriflere geçiyoruz. Birinci hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu. Ebu Hureyre radıyallahu an. Şimdi bize bir olay anlatacak. Bakın. Enne raculen eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yetekâvâhu fe aghlazâ bir adam peygamber efendimize gelmiş, borcunu istiyor peygamberimizden. Ha, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam birisinden borç bir deve almış, ödeyecek, verecek onu. Şimdi alacaktı geldi peygamber efendimizin karşısına, borcunu istiyor ama borcunu isterken de ağzını bozuyor, sert davranıyor, ileri geri konuşuyor, iman etmemiş olan bir Medineli. Böyle olunca fehamma bihi Peygamber Efendimizin arkadaşları ashabı hemen onun üzerine şöyle bir yürümeye kalkıştılar. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Durun bakalım, bırakın onu. Bırakın, dokunmayın ona. Fe li sahibil Çünkü hak sahibinin söz söyleme hakkı da var adama borçluyum diyor ben. Onun için söz söyleme hakkı da var. Böyle değil tabi. Yani böyle bir söz söyleme hakkı yok. Ama yani adamın gelip borç isteme hakkı var. Bu ne yapmış? Bu aşırı ileri geri konuşmuş. Sınmak hale. Sonra Peygamber Efendimiz şu önemli şeyleri söylüyor bize. Buyuruyor ki Otuhu sinnen miflesinnihi Onun ona borçlu <laughs> olduğum devenin yaşıtı bir deveyi verin ona. Yani borcumu ödeyeceğim ona diyor. Verin, ödeyeyim. Kâlû ya Resulallah, la necidu illa emfele min sinnihi. Ya Resulallah tam da ona borçlu olduğun devenin özelliklerinde devemiz yok. Biraz daha iyisi var. Biraz daha iyisi var. Yani alacaklı olacağız biz onu verirsek eğer deyince. Kale Peygamber Efendimiz atuhu verin diyor onu. Fe inna hayrakum ahsenukum kaba. İşte şu önemli sözü söylüyor arkasından. Diyor ki sizin en hayırlınız en güzel bir şekilde borcunu ödeyendir. En hayırlınız en güzel bir şekilde borcunu ödeyendir. Borcunu zamanında ödemek en güzel bir şekilde ödemeye girer değil mi? Borcunu eksiksiz olarak ödemek hatta fazla ödeyebilirsin. O yiğit pek yok da en azından eksiksiz bir şekilde ödemek yine en güzel bir şekilde ödemeye girer değil mi? Karşı taraftaki insanı istetmeden, kapına getirtmeden, vakti zamanı neyse, nasıl anlaşmışsan ay sonuna vereceğim arkadaş dediğin zaman ay sonu geldiğinde eğer imkanım varsa belki bir gün iki gün evvelinden borcu hazırlayıp adam geldiğinde ya da nasıl anlaşmışsanız o şekilde ödemen en iyisidir, en güzelidir. Ah ah bu borç meselesini Müslümanlar pek beceremediler. Gayrimüslimlerle işimiz yok. Biz Müslümanları konuşacağız. Müslümanlar bu borç meselesini bir beceremediler. Borcu ödeme işini bir halledemediler. Maalesef devamlı söylediğimiz bir söz bu. Dost, arkadaşlar bu borç sebebiyle birbirlerine düşman oluyorlar arada kırgınlıklar oluyor, küskünlükler oluyor borç sebebiyle. Yahu arkadaş ben sana borç verdim, sıkıntını giderdim diye kötü mü yaptım bana düşman oldun ya? Niçin düşman oluyor? Zamanında ödemiyor. Zamanında ödemeyebilir mi insan? Ödemeyebilir yani. Ödeyemeyebilir yani. Yani toparlayamamış olabilir. Onunla alakalı hadisler gelecek toparlayamamış olabilir. Zamanında ödeyemeyecek durumda olabilir. Ama bunun bir yolu var, yöntemi var. Nedir o? Bir gün, iki gün, üç gün öncesinden borçlu olduğun kişiye ulaşıp, "Arkadaş, borç zamanım, ödeme zamanım geliyor benim. Ama toparlayamadım parayı. Nasıl durumun? Beni biraz daha idare edebilir misin?" demeli bunu söylemeli. Söyledikten sonra karşı taraf adam idare ederim tabii ne zaman ödeyeceksin? 15 günde sana müsaade dersene ale. Demedi. Valla benim de başka tarafa sözüm vardı. Bunu seni, seni bekliyorum derse eğer ha bu sefer başka birisinden borç olup, alıp bu kişiyi mağdur etmemeli. Etmemeli ya. Bunu yapmıyoruz. Ya arayan yok, soran yok, Ödeme vakti geldi, sözleştiğimiz zaman geldi, geçiyor. Ne arayan var, ne soran var. Bu sefer alacaklı aradığı zaman kaçtık mı, ne oldu, efendim ne kadar kıymetliymiş diye bir de üstüne üstlük karşı taraftaki insanı üzecek sözler söyleyince iş bozuluyor işte. Hani elini verip kolunu alamamak durumu var ya, öyle bir hale bir duruma geliyor. Bunu halledemedik yani bu borç meselesini. Bakın gelecek hadisi şeriflere. An Cabir'in radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale Cabir radıyallahu anten rivayet ediliyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Rahimallahu raculen semhan iza ba'a ve iza ve iza ve izha Allah şu insana rahmet etsin ne kadar güzel insandır şu insana rahmet etsin kimdir o insan nedir özelliği satışta satarken alışta alırken ve borcunu istemekte kolaylık gösteriyor bu insana Allah rahmet eylesin ne kadar güzel bir insan satışta da kolaylık alışta da kolaylık gösteriyor borcunu isterken de kolaylık gösteriyor arkadaş Vakit geldi ama durumun ne? Vallahi toparlayamadık tamam. Ne kadar zamanda toparlayabilirsin? Şu Tamam peki oldu. Uzattım vadeni deyip sen canını sıkma. Tamam halledersin deyiveren insan Allah-u Azimuşşan'ın rahmetine ulaşsın diye dua etti Peygamber Efendimiz. An Ebi Katadete radıyallahu anhu kale Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> yekulu. Ebu Katade radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan işittim. Şöyle buyurdu. Men sarrahu en yunecciyehu Allahu min kurabi yevmil kıyameti fel yunefis an mu'sirin ev yada' anhu. Herhangi bir kul Allahu Azimuşşan'ın kıyamet gününde kendi sıkıntılarını gidermesini istiyorsan Kıyametin sıkıntılarını ayetlerden ve hadislerden biliyoruz. Öyle sıkıntılı anlar ki onlar. Hesap var, kitap, kitapların dağıtılması var. Senin yaptıkların gözünün önünden bir film şeridi gibi geçiyor. Aman Allah'ım! O sıkıntılı anda Allah Celle Celaluhu senin bu sıkıntılarını kaldırmasını istiyorsan, istiyorsan şunu yapmalısın. Ne yapmalısın? borcunu ödemeyene mühlet tanımalı veya borcunun bir kısmını silmeli diyor. Bir insan ahirette Allah'ın sık kendi sıkıntılarını gidermesini istiyorsa borcunun borçlunun sıkıntısını hafifletsin. Nasıl? Ya mühlet vereceksin vererek veyahut da ödeyemiyorum bittim battım perişan oldum dediği zaman bir insan zaten senden borç alacak kadar bir insan sana yakın olan insandır. Aşağı yukarı bilirsin zaten durumunu, gidişatını görürsün. Battım, gittim durumu varsa tamam arkadaş şu kadarına ben kalem çektim. Diğerini halletmeye çalış diyen insan. Öyle yiğit de vardır ki durumuna bakar tamam arkadaş sen yoluna bak. Sen işine bak. Sen moralini bozma. Sen çalışmana bak. Ben onu sildim. Diyen yiğitler de varsa onların da alınlarından ve ellerinden öpülür. Şimdi şu hadisi şerifler hemen hepsi aynı anlamda farklı rivayetler. An Ebi Hurayre'te radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Kâne raculun yudâyinun nâs. Bir adam vardı insanlara borç verirdi. Yani durumu iyiymiş demek ki insanlar gelip borç isterlermiş. Ve kâne li fetâhu. Adamına diyordu ki bu kişi, yani demek ki kendisinin bir muhasebe müdürü var düşünün muhasebe müdürüne diyormuş ki İza ateyte mu'siran iza ateyte mu'siran fetecavez anhu Leallallahu Allah an yetecavez anna gittin borcunu istemeye yani tahsilata gittin baktın ki adamın durumu sıkıntılı hemen vazgeç borçtan vazgeç ki Allah da bizim günahlarımızdan vazgeçer belki ahirette dermiş Muhasebe müdürüne böyle söylenmiş. فَلَقِيَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ Ve vefat etmiş, ölmüş. Allah-u Azimuşşan da onun günahlarını silmiş hakikaten. عَنْ اَب۪ي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ve اللّٰهُ عَلَيْهِ Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ sizden önce yaşamış olan insanlardan bir kişi Allah Azimuşşan tarafından hesaba çekildi. Hesaba çekildi. Felem yucet lahu minel hayri şeyun. Hiçbir hayrı yok. Namaz, orucu hiçbir hayrı yok. İlla ennehu kana yuhalitun nase ve kana musiran. Ancak şöyle bir durumu var bu adamın. İnsanların içinde, bizzat insanlarla alışveriş yapan bir kişi, kendisi de durumu iyi olan zengin bir insan, vakân يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتْجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ adamlarına dermiş ki, aman aman, sıkıntısı olan, borcunu ödemekte zorlanan kişilerin borçlarını silin dermiş. Kalallahu Azze ve Celle, Allah azizymuş onu hesaba çekiyor şimdi hesap sonunda buyurdu ki ona nahnu ahakku bi minhu. anhu. Ben borç silmekte ondan daha hayırlıyım. Yani o insanların kendisine olan borçlarını siliyordu ya. Ben daha hayırlıyım. Daha çok borç silerim. Günahları silerim ben bana bir sürü boşlanmış zekatını vermemiş diyelim. İşte namazını kılmamış diyelim artık neyse. Hayır adına bir şey. Bana boşlanmış ben onun borcunu silerim ve meleklere emrediyor onun borcunu silin. Onun günahlarını silin diyor. Ani Hüzeyfete radıyallahu anhu kâle. Huzeyfe radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Utiyallahu teala bi abdin min ibadihi. اَتَاهُ اللّٰهُ مَالًا <laughs> Allah-u huzuruna Allah'ın kullarından birisi getirildi. Ama bu insana Allah mal vermiş. Yani zengin bir insan bu. Allah'ın mal verdiği birisi Allah'ın huzuruna çıkartıldı ahirette. Allah haber veriyor. Peygamber Efendimiz de bize anlatıyor olayı. فَقَالَ لَهُ Allah'ımız buyurdu ki o kişiye مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا Ey kulum dünyada ne yaptın? Ne yaptın? Kale, Rabi diyor ki وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يفَ Hiçbir şekilde hiçbir insan yaptığını Allah'tan gizleyemez. Yani zaten biliyor Allah. Bu soruyu sorarken de biliyor o kişinin nasıl yaşadığını. Ama ona bir sorgu sualdir bu. Soruyor. Kale adam cevap veriyor. Ya Rabbi. Ateyteni malek. Ya Rabbi bana malından verdin senin sonsuz hazinenden bana verdin yani beni zengin kıldın fekuntu ubaiun nas ben de insanlarla alışveriş yapıyorum alışveriş yapıyorum ve kane min huluki el cevaz benim özelliklerimden ahlaklarımdan birisi de kolaylık sağlamaktır Böyle bir şey ahlak edindim ben. Kolaylık sağlıyorum insanlar. Alışverişte kolaylık sağlıyorum. Fakuntu eteyessaru alel musir. Zengine kolaylık sağlıyorum. Ödemelerde zengin olana kolaylık sağlıyorum. Ve unuzirul musir. Zorda kalanlara da mühlet veriyorum. Tamam uzattım vadeni diye mühlet veriyorum. Benim böyle bir özelliğim vardı. Yani ben bunları yaptım dünyada deyince تعالى, Allahu teala Allahu azimuşan şöyle buyuruyor. Ene ahakku biza minke. Tecavuzu an abdi. Buna ben senden daha yetkiliyim. Onun için kulumdan günahlarını silin diyor. Yani zengine kolaylık sağlıyorsun. Fakire mühlet veriyorsun. Ben bu işlere senden daha haklıyım, daha hakkım diyor yani, daha öncelikliyim kulumdan günahlarını silin diyor. Yani bu kişi ne yaptı şimdi? Yapmış o dünyadaki bu ahlakının karşılığını ahirette Allah azimuşşandan günahlarının silinmesi, af ve mağfiret olarak gördü. Gördü. Fakale Ukbe ibn Amir, Ukbe ibn Amir dedi ki ve Ebu Mes'ud dinil Ansari radıyallahu anhuma hem Ukbe ibn Amir hem de Ebu Mes'ud dedi ki hakaza semi'nahu min fi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de dedi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ağzından aynı böyle duyduk. Aynı Hüzeyfe'nin söylediği gibi duyduk dedi. ازدادوا عن de yani. أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه ديركي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام شو له من أنظر معسرا أو وضع له أظل الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كيم زورده كالناء mühlet verir veya borcundan bir kısmını silerse Allah-u Azimuşşan kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı sadece Allah-u Azimuşşan'ın gölgeliği var. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde onu özel gölgeliğinde gölgelendirecek. Yardımcı olduğun insanlara, insanların sıkıntılarını hafifletmek için üzerine düşen neyse onu yapıyorsun ya. Allahu Azimüşşan da senin sıkıntılarını ahirette teker teker giderecek diyor yani. Yani sen kuluna nasıl davranıyorsan Allah da sana öyle davranacak. Kuluna haşin davranıyorsun. Sıkıntı çıkartıyorsun. Devamlı problem üzerine problem oluşturuyorsun. Adam zaten ya da kadın zaten kendi sıkıntılarıyla uğraşırken bir de karşısına geçip sen onu rencide edecek şeyler söylüyorsun. Allahu Azimuşşan'dan af ve mağfiret bekleme. Ama hakikaten sıkıntısı olan kişiye yardımcı olmaya çalışıyorsan o başka. Şimdi bunları söylüyoruz ama bir taraftan da iki cümle şeye de söylemek lazım. Yani borç alanlara da söylemek lazım. Sen de ben de ey borç alan kişi. Sen de nasıl olsa böyle müjdeler var. Dolayısıyla müminler, Müslümanlar bizi idare eder. Biz biraz daha savsaklayalım dememeli. Ya sen elinden geldiği kadar borcunu ödemelisin, ödemek için gayret etmelisin, planını ona göre yapmalısın. Ama her şeyi yaptın, işler tersine gitti. E, hesapta olmayan şeylerle birlikte sıkıntıya düştüysen o başka. Ama yine bil ki karşı taraftaki kişi sana iyilik yapıyor. Yani adama dayılanma. Tam tersine teşekkür et. Teşekkür etmeyi bil. An Cabir'in radıyallahu anhu. Hazreti Cabir radıyallahu an diyor ki: "Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iştara minhu ba'iran fe lehu fe arjaha." Peygamber Efendimiz Cabir bin Abdullah'tan debesini satın alıyor biliyorsunuz. Olay daha önceki hadis-i şeriflerde geçti. Hazreti Cabir'den debesini satın alıyor. Bana satar mısın bu deveyi diyor. Cabir de senindir ya Resulallah diyor. Devenin ödemesini anlatıyor şimdi burada. Diyor ki Peygamber Efendimiz devenin ne kadar olduğunun hesabını yaptı. Biraz da üzerine koyarak fazla fazla ödedi. bize pek uymuyor bu. Değil mi? Yani bir de fazla biz zor ödüyoruz. Hatta işte biraz daha düşür, biraz daha düşür. Yani elbette pazarlık yapabilirsin. Başından yaparsın bu pazarlığı ama bu iş yani o malın fiyatı her iki taraf arasında da belirlenmişse, bir karara bağlanmışsa ödemeye gittiğin zaman ya şundan biraz daha düş diyemezsin caiz değil. Ha, alacaklı alır borcunu yani parasını alır ondan sonra bir kısmını sana hibe edebilir o başka ama sen böyle bir şey söyleyemezsin. An Ebi Safvane Süveyd bin Kaysin radıyallahu anhu kale Safvan Ebu Safvan künyesiyle Süveyd bin Kays radıyallahu <laughs> anh diyor ki Celebtu ana ve mahramatu ibnul abdiyu Bezen min hecar. Benle mahreme diyor bir ortaklık yaptık. Hecar denilen yerden kumaş getirdik diyor. Kumaş. Feca'ene nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz geldi diyor bizim dükkana. Fesa, fesa ve mena seravile. Bizden pantolonlu kumaş satın aldı diyor pantolon yapacak. Kumaş satın aldı. Ve indi ve zanun yezinu bil Yanımda da diyor muhasebe müdürüm var. Öyle tercüme edeyim ben bunu. Muhasebe müdürüm var yanımda. Kumaşların yani satılanların parasını alıyor. Veyahut da kasiyer diyelim kasiyer. Kasiyer de işte ödemeyi alıyor. Fakalin nebi sallallahu aleyhi ve sellem lil Peygamber Efendimiz kumaşları kestirdikten sonra, beğenip kestirdikten sonra kasiyere diyor ki zin ve arcih. Şimdi ne kadar tuttuğunun hesabını yap diyor. Biraz da üzerine koy. Fazla fazla vereceğim diyor. Şimdi bu hadis-i şerifi okuyunca ben Tezgahın satış tarafında olan Tezgahın sahibi olanın Durumu aklıma geldi Yapıyorlar yani bazen bunu yapıyorlar Hep kötüleri söylemeyelim İyiler de var Hakikaten şekerini tartıyor Ya da işte domatesini tartıyor Kirazını tartıyor neyse Kaç kilo istedi bir kilo istedi Bir kiloyu gösteriyor terazi Üzerine bir iki üç tane daha atıyor Bir miktar daha atıyor Diyor ki benden gitsin diyor müşterinin hakkı bana geçeceğine benden gitsin helal olsun diyor. Hani bunlar da var bunları da görmezlikten gelmeyelim şimdi. Hep başından beri olumsuzları söyledik. Evet tartıda martıda böyle tırtıklayan çok ama çok ama bunlar da var. Peygamber Efendimizin ahlakı bu yani. Ne kadar tutuyor hesabını yap diyor. Üzerine biraz da kendisi koyuyor bu müşteri olarak. Biz de yapabilir miyiz bunu? Yapabiliriz. Yani tezgah tar çok iyi davranmıştır. Güler yüz göstermiştir. Malın iyi tarafından vermiştir. Çürüklerini bizlere böyle vermeye kalkmamıştır. Biz de ne kadar tutuyorsa üstü kalsın diyoruz ya. Üstü kalsın durumu olabilir yani. Peygamber Efendimizin bakın ahlakından birisi üstü kalsın. Üstü kalsın da yapılabilir. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين